sırada bizim beraber kazanacağımız şey de ortak gelecektir. Bölünme kaygılarına ne diyorsunuz? Bölünmeyle ilgili de şöyle bir şey var. Siz Burdur'un en yüksek dağına çıkarsanız Akdeniz'i görürsünüz. Akdeniz sahil boyunda yarısı Kürtlerin elindedir. Hiçbir enayi Kürt yoktur. Buraları size bırakıp Hakkari'ye ve Şırna elini kolunu sallaya sallaya gidecek. Öyle enayi Kürt bulamazsınız. Tam tersine Kürtler daha uyanıktır. Çünkü öncelikle gelip buralarda o sahil boylarının büyük bir kısmını satın alıp oralara yerleştirir. Onun için de şey yapmayın. Yani bu kaygıyı Kürtlerin taşıması lazım. Eğer bölünürsek bu mallarımız Türklerin elinde kalır diye o kaygıyı taşımaları gerekiyordu. Gerekiyor. Kürtlerde bu kaygı yok. Onun için siz kaygılanmayın. Böyle bir şey yok yani. Hiç bu Anadolu'yu size bırakmazlar. Yok çok, öyle bir yağma. Evet. Bunlar da galiba tatmin ediyor değil mi? Evet. Yani böyle konuşunca, böyle neşeli anlatıyorsunuz. Şaka karıştırarak anlatınca insanı anlıyorlar ve evet yani tabii Yıldıray anlattı. Kürt isyanı bitti. Yani silahlı Kürt isyanı bitti. Nevroz gününden itibaren. Artık hiç kimse ama hiç kimse Kürtlerin eline bir daha kolay kolay silah veremez. Dolayısıyla da ben bu süreçle ilgili olarak hiçbir kaygı taşımıyorum. Yani sıfır kaygı. Tabii ki ulaşılacak menzil uzun bir menzil. Yani bir sürü şeyden geçeceğiz ama işte şu olmasa şu olur. Ne olur? Yani bundan sonra ne olabilir? Kürtler tekrar silaha sarılıp o insanları tekrar silahlı mücadeleye ikna etmeleri bir bumerang gibi kendilerine dönür ve vurur. Yani bundan sonra ikna edilecek kimse yoktur silahlı mücadeleyle bahsedilen hakların haklara kavuşmak babında. Emin Bey bir şey söyledi. Bunlar Antalya, Adana'da. Adana sizin bölgede galiba. Evet. İç göçünde en yoğun olduğu yani Doğu Güneydoğu'dan yerler. Acaba orada bir nasıl tablo var diye soracağım ama karşılaşmadınız. Burdur'da ayrı laboratuvar özelliği olan farklı bir bölge. İşte siz de evet, orası her açıdan ilginç bir ülke. Ama yani tepki, şöyle bir şey var. Protesto olmadı değil mi size? Hayır. 6 tane işçi partili gelmişti ama içlerinde hiçbir tane işçi yoktu. 6 tane öğrenciydi. Yaşları 13 ile işte 17 arasında değişen. Birkaç tane slogan attılar. Ondan sonra hakikaten onlara çok üzüldüm. Hani gidelim böyle başlarını okşayalım duygusu. En azından ben öyle bir duygu hissettim. Çünkü çok zavallı bir durum. Yani bazı sloganlar üretilmiş ama onların ne anlama geldiğini de bir. Yani Amerikan emperyalizmi falan filan gibi böyle bir takım şeyler söylüyorlar. Sonra gittiler o çocukla. Hani böyle insana şeker veresi geliyor. Öyle bir durum. Bir tane bir devrimci arkadaş geldi işte. Uzun bir şey okudu. Bir metin okudu. İşte emperyalizmi yeren efendime söyleyeyim ulusal kurtuluş savaşını öven böyle bir uzun bir metin okudu. Sonra oradaki insanlar sıkıldılar onu dinlemekten. Sonra birileri işte hani bitirmesin falan dediler. Sonra oradaki arkadaşlar bitirsin. Yani herkesten en uzun daha çok o konuştu. Daha doğrusu o okudu. İyi oldu. Onu da işte fikirlerini oradaki arkadaşlar herkes duymuş.